Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs 2020. Şuna bakın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sinirli annenin sinirli yavruları. Doğru kaçtı annesinin yanına. Hani anne nerede? Agresifler ya. Şu tipe bakın, şuna bakın. Geldim, tamam, oraya geliyorum. Evet, bunlar bizim kedilerimiz. Şu tek gözü kör. Hala alıştıramadık onu kendimize. Oy. Gel Muğlalı. Burası onların bahçesi. Yemek yiyor. Aha, şu rahatı gördünüz mü? Bizim bu tüylü. Gel. Bu çok alışıktır insanlara aslında. Sarı, gel kızım. Gel kızım. Üstünde köpek kokusu var, ondan dolayı biraz rahatsız oldular. Tipe bakın. Evet, tek gözünde de tabii bunun problem var. Bacaksız. Evet, bunu dağıtmışlar. Şöyle koyalım. Bizim ameliyatlı da kaçtı dışarıya. Bazıları alışık değil. Ama bazıları da çok sırnaşık. Gel. Gel kuzum, gel. Kaçma, gel. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bunlar işte en böyle alışıkları. Ama elimde, üzerinde köpek kokusu olduğu için çok yaklaşmıyorlar. Evet, şu ameliyatlı. Görüyor musunuz? Çok insanlardan çok kaçıyor. Bu da tek gözü kör olan. Bu bizim tek bacağı olmayan. Peluşu yine düşürmüşler aşağıya. Peluşu. Gel kuzu, gel. Gel kuzu. Ana. İşte burada, oyuncak burada. Gördünüz mü? Elimde, üstünde köpek kokusu olduğu için çok yaklaşmıyor. Oy. Ne oldu? Güzellik. Evet, buralara çiçek ekeceğiz daha. Şimdi bir de köpeklerin yanına geçelim. Evet, bu ufaklıklar. Kendilerini oyuncak diye tasma bulmuşlar. Allah'ım yarabbim. Bunlarda uyuz vardı yüzlerinde. Bayağı iyileşti. Bu da raşitizmli çocuk. Alayım şunu ya. Aha. Yakalayamadım.
Evet bakın. Bakın. İşte Raşit İzimli. Bayağı düzeldi. Bak bu da beni ısırıyor. Aferin kuzuya. Ayakları falan bayağı düzeldi. Bu ayağı ters basıyordu arkadaşlar. Bu şekilde. Aman Allah'ım, saldırıyor oradan. Çok perişan durumdaydı şu ufaklık. İşte bu. Yumruk kadardı arkadaşlar geldiğinde. Yaklaşık 3-4 haftadır falan bizde. Alayım bunu. Vermediler. Isırıyor. Çılgınlar. Şimdi diğerlerinin yanına geçiyoruz. Evet, işte Samsunlu. Pepe. Gel. Aha. Yıkacaklar. Geliyor, kemirgen geliyor. Gel. Şu hale bakın. Evet. Saniyeler içinde bu hale geldi. Aha. Eyvah. Pamuk. Boncuk, gel kızım. Gel. Gel kızım. Çılgın boncuk. En yakın arkadaşı benekli tabii. Gel kızım. Cilve yapıyor. Evet, buralar bayağı bir yeşillendi. Yakında buraları biçeceğiz. Otlar çok güzel görünüyor gerçekten. Kıskanç. Kıskanç Samsunlu. Rahat bırak. Senden başkasını sevmeyecek miyiz? İşte yakaladım seni. Pars, gel oğlum. Gel. Of maşallah. Moby Dick orada. Dostla Badem. Bu da kafayı bozmuş durumda Kangal'la. En yakın arkadaşı Kangal oysa. Evet arkadaşlar, hayvanların tüy dökme zamanı geldi. Bakın Kangal'a bakın. Tüfekle vurulan ve üzerinden araba geçen can. Sakarya'da bacağı yine tüfekle vurularak kopartılan. Oy bu Jedi. Şu güzelliğe bakın. Pars, gel oğlum. Şimdi uçarak gelir buradan. Oturunca geliyor yanınıza. İşte Pars.
Köpeklerin üzerinden arkadaşlar böyle uçarak geçiyor böyle. Aferin, aferin kuzum. Bakın, 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 bakın. Isırmaya çalışıyor hala. Hala bacaklarımı ısırmaya çalışıyor bu. Bunun da bacağı tamamen çürümüştü. Ampute ettirdik. Çok kötü bir kırığı vardı. Kurtarılamayacak durumdaydı. Şimdi diğerlerinin yanına geçelim. Evet, işte boncuk. Beyaz boncuk. Oradaki de kara boncuk. Orada. Eşinen. İşte aman Allah'ım, aferin sana. Hiç alışık değildi arkadaşlar bu. Beyaz boncuk. Ama çok böyle sakin olmanız lazım. Erkeklerden çok korkuyor. Çünkü şiddet gördüğü için. Gel, gel. Hadi bakalım. Hadi. Aferin, 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 aferin. Aferin boncuğuma. İnanılmaz korkaktı. Hiç yaklaşmazdı. İşte böyle. Hadi. 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 İşte aferin boncuğa. Boncuk. 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 Çok sakin olmanız lazım. Aynı hareket yapınca kaçıyor. Boncuk. Oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Gel, 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 gel. Evet, işte tedirgin. Biraz daha uzaklaşacağım. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. İşte. Ama çok sakin olmanız lazım. Alışacaksan onu. Bu kadar açabildik. Çok korkaktı. Çok kaçıyordu insanlardan. Atayım mı elimi? Zamanla. Abi çılgın zaten. Acayip oyuncu bir şey. Bu da badem. Kalkıyorum yavaş yavaş. Evet. Hala tedirgin halleri var ama açılacak zamanla. Badem. Bu zaten hiçbir şey demiyorum ben buna. Bakın hayvanların tüy dökme zamanı geldi artık. Her yerimi mahvettiler. Badem, badem, badem. Ya sen nasıl şımarık bir şeysin? Bir saattir seninle oynuyoruz zaten. Kollarım mahvoldu. Al ısır hadi, al. Al, al hadi ısır. Isır da rahatla bari. Ben ısıracağım yoksa. Bu nasıl bir şey bu ya? Evet, buralarda da papatyalar, otlar büyüdü. Boncuğun bu kadar yaklaşması mümkün değildi yani. Bu değil. Bu zaten kemirgen. Aa, hadi ısır. Isır da rahatla bari. Hadi.
Tüylerini döküyor. Şimdi diğerlerinin yanına geçiyoruz. Bu da bizim ormanlara yemek götürdüğümüz remorkumuz. Evet, şimdi diğer canlıların yanına geçiyoruz. En çılgınları burada. İşte bu. Gel. Gel, 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 gel. Fındık. Canavar, canavar. Gel. İşte biliyor. Çok oyuncu şu ikisi. Çipil. Gel kızım, gel kızım. Çok çılgın bir şeysin sen. İşte. Akşama kadar bu dördü böyle. Şu da bizim Bursalı. Öbür taraftaki siyahın yanındaki hemen çipilin yanındaki. Şu sarı olan çipil, Bursalı, Akyurtlu fındık ve tarçın geliyor. İşte tarçın. En şımarıkları. Çılgın çocuk. Şimdi diğerlerinin yanına geçelim. Gel, 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 gel. Nefes. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel, gel. Gençlik hastalığı atlatmış ve ortopedik sorun kalmış ayaklarında. Yani şöyle bir yarım saat falan burada durmam lazım yanıma gelmesi için. Burası onun buluşma, bizimle buluşma köşesi. Tam burası. Burada duruyorsunuz. Böyle bir yarım saat sonra yavaş yavaş geliyor. Gel, 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 gel. Avşalı Acar. Dur. Mümkün değil. İşte bütün tüyler gidiyor. Bu tüyleri döktükten sonra çok güzel bir tüy yapısı gelecek. Evet, bu da bizim yüzü yanık olan Düzceli Mahsun. Avşal Acar ve Melek Kangal. Şu tüyleri dökebilirse
Yavaş yavaş dökülecek bunlar. Bakar mısınız altından gelen tüye? Fırıl fırıl. Kışlık tüyler dökülüyor artık. Şimdi diğerlerinin yanına geçiyoruz. Bağcılarda ön iki bacağı da kırılan Buddy'nin yanındayız. Buddy. Evet, ön iki bacak da şuradan kırılmıştı. Bu çılgınlar dostla badem. Evet, Moby Dick'i görüyor musunuz? İleride atlıyor bakın. Onların yanına gelmek istiyor ama maalesef diğer köpeklerle anlaşamıyor. Şimdi onların yanına geçelim. Dostla badem. Badem kilo almasın diye rejime soktuk. Bizim kör oğlan. Kör kral. Aman 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 aman. Aman. İşte Moby Dick. Gel gel. Yıktım. Allah. Kronik solunum sorunu olan köpeğimiz. Müjgan yani adı. Kızı. Bu da bizim kör kral. Çok az görüyor gözleri. Bakın bütün köpekler tüy döküyor. Şimdi de Moby Dick'in yanına geçiyoruz. En çılgınlardan birisi de Moby Dick. Hiçbir canlıyla anlaşamıyor. Sadece insanlarla anlaşabiliyor. Kuzu gibi bakar mısınız? Ama az önce oradaydım. Yine mi geleyim? Tamam, hadi geliyorum. Seni mi kıracağım? Senden başkasını sevmeyecek miyiz biz? Moby Dick, Moby Dick, hadi. Kocaman bölmede tek başına kalıyor çünkü diğerleriyle anlaşamıyor. Az önce buradaydım ama. Tamam, geliyorum. Beni çağırdı. Oynamak için. Hani Müjgan nerede? Müjgan içeri girmiş. Moby Dick. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet, bu tüylerde dökülünce daha da güzel olacak. Bunlar gidiyor yavaş yavaş.
Haydi bakalım. Evet, Bursalı, çipil, tarçın ve akyurtlu fındık. Bunlar akşama kadar böyleler. Gel, 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 kuzu gel. Şu ikisi hele çok fena. Gel kız. Valla fırsat verirlerse tabi. Gel Bursalı, gel kızım. Aman Allah'ım, sen nasıl şımarık bir şeysin. Şimdi yeni yapacağımız yerlere geçiyoruz arkadaşlar. Bu kısımlara, şu kısma ve şu kısma tedavisi devam edenler için bölmeler yapacağız. Geçen akşam buranın betonunu atıyorduk. Şöyle yol hizası belli oldu, yani bu tarafa kadar, şuraya kadar olacak bölmeler. Şurada da küçük bir yol olacak. Yine aynı şekilde burası da bölme olacak. 10 tane de burada var, 10 tane de bu arka tarafta var. 20 bölmelik bir alan yapılıyor buraya. Buraya kanal kazılacak, şuraya. Burası da çiçeklendirildi. Şu kısımlar yani. Şöyle. Şu kısım da ağaçlandırıldı. Evet, barınağın bahçe kısmı burası. Burayı daha sonra açacağız arkadaşlar. Şu an açamıyoruz. Yani burada da oldukça büyük. 1500 metrekare bir yer var. Yaklaşık bir dönümde şurada var. Oraları daha sonra açacağız. Bugün buraların betonlarını attık. Buraya kadar yetiştirebildik. Evet, çalışma devam ediyor. İleride şuradan bölünecek burası. Şuradan bir kapı açılacak. Yarısı depo, yarısı da tedavi odası olacak. Çünkü öyle istiyorlar. Yani prosedürde tedavi odası olması gerekiyor. Evet, bayağı bir işimiz var. 10 bölme burada, 10 bölme de orada olacak. Bunlar betondan olacak arkadaşlar, buranın yuvaları. Yani tuğladan olacak. Daha korunaklı bir yuva olacak. Daha güzel bir şey olacak. Çalışma devam ediyor hala. İşte çimento, kum falan, bunlarla uğraşıyoruz. Evet, biraz çim atmıştık buralara. Onlar büyümüş. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Karmakarışık bir ot türü büyüdü burada. Yani yeşil olsun, hayvanların doğal ortamına yakın olsun yeter ki. Evet, bu da bunlar da büyüdüler. Çok güzel oldu böyle. Çiçeklerimiz de büyüdü. Bu yolun sağında ve solunda, her iki tarafında çiçekler var. Oldukça güzel ve yeşil bir barınak olacak. Evet, buraya serdiğimiz mıcırlar arkadaşlar bu şekilde. Dere taşından. Yani hayvanların ayağına batmasın diye. Bakın çipil. Yine tarçın, bursalı, şans. Delirdiler burada.
Değerli arkadaşlar, buradaki canlılar içinde yaşmamaya ihtiyacımız var. Bunlar her gün yaşmama yiyorlar. Yavrular. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.